Herkese merhaba bir level atladı. İkinci sezonun ikinci bölümündeyiz. Havalar yavaştan soğuyor. Melankolik ve romantik havalara girmeye başladık yavaş yavaş. Ben Hasan. Sorularınızı cevaplayacağım. Önce o karın içindeki fotomu atmıştım. Comments bölümüne. Community bölümüne pardon. Sormuşsunuz nasıl yaptım falan diye. Benim o karın içerisinde rahatça yuvarlanabilmem. Wim Hof metodu adındaki bir metottan geliyor. Yani soğuk suyun altında duş alarak her gün bazı nefes meditasyonları yaparak bağışıklık sistemini güçlendiriyorsun. Bir noktada eksili derecelerde bile soğuğun altında çok rahat takılabiliyorsun. Atıyorum ben Ukrayna'ya gittiğimde şey, şey demiştim ya yani Türkiye'de falan şey yokmuş kış yokmuş. Hani böyle aman çok soğuk falan diye üşüyoruz ya yok biraz kuzeye doğru çıktığınız zaman hikaye yani. Türkiye bildiğin sıcak bir Akdeniz ülkesi öyle kışmış hikaye. Ben hep araştırdım böyle çocukluğumda çok sinüzit geçiriyordum efendime söyleyeyim. Bu ademciklerim şişiyordu. Zaten astımım vardı. Bronşit geçiriyordum falan. Bir noktada bu şeyi kırmak istedim. Zinciri kırmak istedim yani. Ve Wim Hof'la tanıştım. Bilinçaltım Wim Hof'u çağırmış. Onu manifest etmişim demek ki. Türkçe videoları da var. Siz de bakabilirsiniz. Wim Hof'u birkaç sene düzenli olarak yaptıktan sonra hem meditasyonları hem de soğuk duşları Artık soğuk benim için bir problem olmaya başladı. Çok çok nadir hastalanmaya başladım elhamdülillah. Bir de soğuk duş alırken soğuk duşun altında <laughs> falan olmanız lazım tamam Soğuk duş geliyor ya sen gülümseyeceksin ve rahat olacaksın. Diyeceksin ki bu soğuk su benim dostum. Şöyle sorulardan başlayayım. Yine çiçeğim Slay for Desire'ın sorusundan başlayacağım. Lise anılarından bahsetsene demiş tamam. Aklıma komik bir lise anısı gelince anlatacağım Slay for Desire. Çok güzel podcast olmuş demiş. Bir sonraki bölümde konuların birinde de dijital dünya ve teknolojiyle alakalı olabilir demiş. Hayatlarımızın ve seçimlerimizin sosyal medyanın etkisiyle şekillendiğini veya tasarlandığını düşünüyor musun? Hayatında sanal dünyanın yeri ne kadar ve nasıl bir dijital denge kuruyoruz? Mental Gravity. Teşekkürler soru için. Sen tam bu mesajı yazdığın günlerde ben sosyal medyayı hayatımdan çıkartmayı düşünüyordum ki şu an çıkardım gibi gözüküyor. Instagram'ı falan sildim telefonumdan. Ben artık şey istiyorum ya böyle rahat yani hani insanlarla daha çok yüz yüze muhabbet edeyim sosyal medyada takılmayayım falan gibi düşünüyorum. Yani olamıyorum sosyal medya biraz daha low vibration daha negatif bir ortam böyle. Hani o da lazım o da güzel Onda Allah yarattıysa bir sebebi vardır yani ama benim artık işim kalmadı gibi geliyor. Ya şöyle bir portfolyo yaparım. Hani bir e, bayanla falan tanışacağım zaman kim lan bu lavuk dediğinde böyle çeşitli bilim fotoğraflarını, aktivitelerin olduğu bir portfolyo gibi, CV gibi yani benim bir hani romantik anlamda bir işe alınacağım ama Hani efendi benim CV'me baksın gibi şöyle birkaç yakışıklı fotoğraf. Bazı aktiviteler efendim söyleyeyim. Enstrüman çalarken, spor yaparken falan fotoğraflar falan koyup. Oraya da bir daha girmemek yani. Hani karı beni ararsa görür ne mal olduğumu ama. Bu arada zaman geçirmem. Genel olarak gerçek hayatta işte tiyatro ile müzikle insanların gözlerinin içine bakarak kaliteli bir ortamda sohbet muhabbetle geçirmek istiyorum günlerimi. Teknoloji çok güzel bir nimet mükemmel bir nimet ben de kullanıyorum. Özellikle YouTube'da e, shorts harici uzun videolar şeklinde güzel değerlendiriyorum ama bunu bunu değerlendirip sana hayata bakmak lazım ya yani değer üretmek lazım. O yüzden dijitalle ilgili bir iş de istemiyorum. Şimdi satış departmanında da hep konvansiyonel satışlara yöneleceğim. Veya en kötü telefonda sıcak satışlara yöneleceğim ama e-ticaret falan aman diyeceğim ya beni çok karıştırmayın. O kafalardayım yani güzel oluyor. Daha çok kitap okumak falan. Hatta bir arkadaşımız nasıl kitap okunur diye sormuştu. Şu an göremiyorum da. Kardeşim sosyal medyadan uzaklaşırsan kitap okursun ya. Ben askerde yanıma 3 tane kitap götürmüştüm. İkisi İngilizceydi. Lux diye okumuştum ilk haftanın içinde. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun. Çok sıkılıyorsun. ya yani. bir de bedelli askerlik. Yani doğru düzgün talim de yaptırmıyor. Öyle bomboş bekliyorsun. Tamam. Bildiğin boş geçiyor günleri yani. Neyse 3 kitabı bitirdim. Babamı aradım. Rica ettim yani evden bazı kitaplarım vardı. Warcraft serisini falan novel şeyleri, romanları vardı. Onları gönderdim. Gönderdi. gönderdi. Onları da Lux diye iki hafta içinde bitirdim de bitirdim abi. Oo. Sonra oradan hani zaman geçsin falan diye muhabbet sohbet falan ama gerçekten yani orada o dopamin seviyesi daha sür dopamin reseptörleri daha sağlıklı bir hale gelince okuyorsun yani. sosyal medyadan, dramadan uzaklaş şöyle kitap okursun. Kanalda videosunu çekerken en çok eğlendiğin seri hangisiydi? Erdem bilmiyorum ama kendi adıma konuşayım. Uzak Diğer Destanları 2'yi yapımcılarla beraber bir speedrun haline getirmiştik. Ben o speedrun'da çok kafa patlattım. Hani siz beni görüyorsunuz. Lux diye oyunu bitiriyorum ama. O Lux diye oyunu bitirene kadar kaç defa denedim falan. Çok eğlendiğim, çok hesap kitap yaptığım bir şeydi. Benim en, şey en iyisi oydu. Yandere oyunları neden gelmiyor? Aknasar 2006. Abi 2006 doğan insanlar okuma yazma öğrendi mi ya? Bak ben 96'lıyım şu an çok yaşlı hisset. Beni yaşlı hissetiyorsunuz arkadaşlar. Doğum tarihinizi yazmayın oraya. Yandere oyunları niye gelmiyor? Biz yandere kızlar sevmiyoruz kardeşim. Biz uslu kızlar, good girl seviyoruz yani. En çok saygı duyduğun meslek nedir? Saygı duymadığım bir meslek yok ya. Bilim, bilim kurgu okuyorsan eğer bu tür için kitap önerin var mı? Bilim kurgu, bilim kurgu, Faruk Eczanesi. Şöyle söyleyeyim. Ensep Grievous. Bilim kurgu okuyorsan. Bu soruyu soracağın kişi ben değilim ya. Ben çünkü bilim kurguyu izliyorum genelde. Tamam ama okumuyorum. Undertale neden bu kadar seviyor bilmiyorum. Hacker Echo canım benim. Ben oynadım fakat bu kadar sevmesini anlamadım. Ben oynamadım ve bu kadar sevmesini anlamadım. Aramızda tek bir fark var. O da birbirimizin oynamış olması. Tyrant kanal hakkında planları nedir abi? Dostum ben genel olarak çok planlı takılan bir herif değilim. Kendi adıma konuşayım. Erdem ne yapar bilmiyorum ama ben genelde hani daha çok ilham üzerine yaşıyorum Yani Allah'la bütünleşmek ve Allah ne diyorsa onu yapmak üzerine takılıyorum yani. Captain Davuk 2637 hangi bölümden mezunsun veya üniversite okudun mu? Üniversite okumadım ve elhamdülillah üniversite okumamak hayatımda verdiğim en güzel karardı. Onun yerine bir enstrüman çalmayı öğrendim. Sahnelerde çaldım geliştim. Bir sporda hoca seviyesine geldim. Müsabık seviyesine geldim. Yurt dışında malayalar aldım. Satışı öğrendim. İngilizceyi çok güzel ana dilim gibi konuşacak seviyeye geldim falan. Genelde bunlarla meşgulüm. İşte paranın akışını öğrendim. Satış nasıl yapılır? iş nasıl idare edilir? Falan. Kendi iş yerimi açtım. Spor sonu işlettim falan filan. İyi ki de üniversiteye gitmedim. En son bir iş görüşmesinde herif böyle üniversite mezun değilim diye ağız yaydı. Ben direkt çıktım kapıdan. İki gün sonra daha güzel bir yerde iş buldum. Ha <laughs> ha. O yüzden takma yani. Canın ne istiyorsa onu yapacaksın. Ahmet Kerim. 43.80. Niye 43.80 mesela? Yani Ahmet Kerim güzel de niye 4380? belki de Ahmet Kerim alındığı için Google sana bunu sundu falan değil mi? Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. mıyız? sizleri bilmiyorum ama ben tarihin babalıp çocuklarıyım. Çocuğuyum daha doğrusu. Tekil konuşmam lazım. Kuru Rab profilinde bir yandere kız var herhalde. Kuru insanın değeri nedir? ya yani yaratılan her şey değerlidir. Yani yaratılanı severiz yaratanın ötürü. O yüzden her insan her şey çok değerli. Hatta bir hamam böceği bile çok değerli. Bir pislik de değerli, bir virüs de değerli, bir sincap ve kedi de değerli. İnsanın değeri yaradandan gelir o yüzden Yo, çok yüksek yani. Venus Demulo Hamato 5974. Bak. Mesela ben... bak Ahmed'i Mehmet'i anlarım ama Venus Demulo Hamato'yu kimsenin aldığını zannetmiyorum. Bunun sonuna niye 5974 koydun tatlım? Yani en sevdiğin seslendirme Türk ve yabancı. Türk Erdem Celal Gören yani Birle sahibi. Yabancı yabancı seslendirme. Şu Pikachu'yu seslendiren kırı vardı ya. Oh benim için favorisi o yani. We fell in love in October 4929. We fell in love in October. Eğer 18 yaşından büyüksen bana mesaj at. Gel beraber fell in love olalım yani. Orada tek başına tek başına yakışmıyor yani ayrı gayrı beraber. Felon loves'a da beraber yani ölümüne. Danganropa diye çok güzel bir oyun var. Oynamayı düşünüyor musun? Oda. Bu trollemiş ya. Yürü git. Şey gibi bir şey. Ya ekmek diye bir öğün var ya. Yemeği düşünüyor musunuz? Böyle karbonhidrat falan var. Besleniyorsun ekmek yiyince gibi bir şey olmuş ya. patrick 3 Kendinde en beğendiğin özellik nedir? Kendinde en beğendiğim özellik Allah'ın beni yaratmış olması yani. Allah benim için aşktır. Ve on, ondan geliyor olmam. Onun bana bir nuru üflüyor olması benim için mükemmel bir şey. Canım Allah. Im. Kayık takı eşek. <laughs> Profilde de hamster var. Az izlendiği için moda olmadığını, meşgul olduğunu biliyorum. Ama onsuz olmuyor eskisi gibi. O videosu çekeceğini de söylemişti ama bazen kabul etmek istemiyorum. Şu anda biz eski sevgilinden mi konuşuyoruz yoksa Erdem'den mi konuşuyoruz? Hani onsuz olmuyor falan deyince. Yoksa ikisi bir arada yani? Erdem aynı zamanda eski sevgilim mi? Oh yeah. Buradan güzel drama çıkar. Topu attım Erdem'e. May 5931. Yandere Divin olayı hakkında ne düşünüyorsun? Kim haklı? Dostum bu tarz dramalar için çok yaşlıyım ya. Yandere Div falan. Bunu daha böyle benden 15 yaş küçük birine sorman iyi olur. Eglitch. Eglitch'd. Sınırsız seçim gücüne sahip olsaydı hangi işte çalışmak isterdim? Zaten elhamdülillah sınırsız seçim gücüne sahibim ve yine aynı işimde çalışmak isterdim. Siz de sınırsız seçim gücüne sahipsiniz. Sadece kendinizi blokluyorsunuz. Ben bloklamıyorum. Ben biliyorum ki Allah'ın gücü sonsuzdur. O yüzden ben sınırsız aşka, sınırsız paraya, sınırsız seçim gücüne sahibim. Ol derse olur. O yüzden bütün enerji sınırsızdır yani. Ve ben de ondan geldiğime göre, ondan var olduğuna göre bu imkanlara sahibim. O yüzden satış danışmanlığı hep içimden geçiyordu. Yani satış, marketing, sales bu işi yapıyorum çok şükür. İngilizce de hepsi sevdiğim bir şeydi. İkisini birleştirdik yapıyoruz elhamdülillah. Captain Davok Video atmamın sebebi karda çıplak yatmandan dolayı zatüre veya minimum hastalıklardan muzdarip olmamı. Ben karda çıplak yattığım için zatüre benden muzdarip olmuş olabilir ve kaçmış olabilir yani. Patrick 83 hayat felsefen nedir? Patrick 83 çok güzel bir soru. Hayat felsefemi anlamın için The Secret diye bir belgesel var. Onu izlemeni istiyorum YouTube'da. The Secret. Captain Javuk, 26 2637 hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı Allah'tır. Hayatın anlamı baktığın, gördüğün, hissettiğin her yerde Allah'ı görmektir. Allah'ın her şeyi kavradığını bilmek lazım. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen yenici okumaktır. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Elif ne demek? Bir demek. Yani her şeyin bir olduğunu bilmek demek. Bu da hayatın manasıdır. The Secret. Yazar bu Nuga Ackerman. N bu arada kötü bir kelime söylemedim. Gerçekten ismi Nuga Ackerman. Yazar burada ne yapmak istemiş? Genelde yazarlar anlatmak istedikleri şeyleri böyle açıklamazlar. Onlar yazarlar ve sen anlama, anlamak zorundasındır. O yüzden bu senin işin, benim işim değil. Ama 7834 iyi hissediyor musun? Çok iyi hissediyorum. Hatta taşıyorum bu hislerimle ve size güzel hisleri aktarıyorum. Bir tanemler benim. Aşklarım benim. Pla Delta. Bir arkadaşın önerdiği oyunu oynayıp sonra beğenmediğin halde beğenmiş gibi yaptığın oldu mu? Olmadı. Çünkü ben bir oyunu beğenmiyorsam beğenmiyorum. Benim, benim aklımdan ne geçiyorsa ben direkt onu söylerim arkadaşlar. Bu, bu beni o kadar çok enerji olması sağlıyor ki hiç böyle kafamda düşüneyim kuruyum şöyle diyeyim falan yok yani. Tayland'dayım. Bir tane kızın yanına gittim. Bir şey dedim. Yani hiç tanımıyorum bile. Biraz konuştum şöyle. Ya dedim biz seninle evleneceğiz ama senin İngilizcen çok iyi değil dedim. Biraz İngilizce öğrenirsen seninle evlenirim falan dedim. Daha hani kızla yeni tanışıyorum. Bu güldü bayağı hoşuna gitti. Mesela büyük ihtimal sen de sen bunu çok sinirlenecek kız. Niye? Aradaki fark şu. Ben gerçekten hissettiğim gibi söylüyorum. Bir başkası ise kafada bir şeyleri kurup söylüyor. Ben öyle insanları hissedemem. Abi ne, his, ne hissediyorsan düşünüyorsan onu söylerim. En kötü ihtimal ölürüm. O zaman da sevgilime konuşurum. Allah'ıma kavuşurum yani. O yüzden yani neyse onu tavsiye ediyorum. Bu tabii benim bireysel düşüncem. Herkes özgürdür. Hajami Ehin Natas 266. Yeniden deneyim. E nasılsınız? Bu kuş ne yapacaksınız? Bu kuş canımız ne istiyorsa onu yapacağız inşallah. Sen de aynısını tavsiye ederim. Yine profil resminde yandere kız olan bir şey. Arkadaşlar ya sonraki postta yorumları yazın. Sizin yandere sevdanız nereden geliyor? Böyle uçuk kaçık psikopat anime kızlarını koyuyorsunuz. Anladın mı? Yani bana mesela anime kızı deyince şu Hacimeno Ippo'daki Ippo'nun sevdiği kız, efendi kız geliyor işte. Abisine makarna yapıyor. Abim oradan gelecek de onu besleyeceğim falan gibi. Bizim bizim öyle kafalar hani kadın deyince bizim aklımız o geliyor. Yok işte sen beni mi aldatıyorsun falan deyip 76 tane combo yapan karılar bizden uzak dursun lütfen. Buradan da bir kamu spotu. <laughs> Yasin Göksu 5902. Hoş geldin yoldaş. Uşakan güzelmiş. Uşaka değil o tatlım. Papaka. Papaha Dagestani Dagestanski Superstar B9645 Al yine bir tane böyle 95, 31, 32, 62 falan gidiyor öyle Superstar B9645 LOL oynuyor musun? Oynuyorsan videosunu çekmeyi düşünüyor musun? <laughs> Kendi kendime LOL oynamak gibi bir saygısızlık yapmam. LOL'deki en iyi taktik oyundan çıkmak, oyunu silmek ve bir daha oyuna girmemektir. O yüzden LOL videosu gelmeyecek. Zaten bir level atladığı gibi niş bir kanala LOL videosu düşünemiyorum yani. Buranın olayı niş. Yani LOL oynayacak olsaydık 5 sene 6 sene önce popülerliğin tavan olduğu zamanda da oynar. Oradan prim yapmaya çalışırdık. Bizim olayımız daha farklı yani. Kayıktaki eşek. Erdem abi nerede artık? Erdem'i kaçırdım şu an yanımda bağlı. Değil mi Erdem? <laughs> Erdem konuşsana. <laughs> Erdemciğim niye böyle panik yapıyorsun tatlım? Yani ben o kadar şiddet yanlısı bir insan değilim. Burada tamamen demokrasi var. Evet Erdem'i kaçırdım. Anime izliyorsan favorite anime ne? Sasaki be. Anime izlemiyorum ama favori animem Hacime Ve hep Hacime olarak kalacak. Kaneki 1149. Hayat nasıl? Elhamdülillah. Hayat mükemmel. İnşallah hepinizin hayatta mükemmeldir. Ah oh, ah. Oh. Kaza ist 577. Ya bu Erdem dublaj sen değil misin? Ben değilim. Erdem dublaj ben değilim. Ya bu kaybedenler kulübündeki Erol Egemen muhabbeti gibi oldu. Kim lan bu Erol Egemen? Kim lan bu Erdem Dülaş? hayatımda görmedim. Erdem Dublaj'la şöyle bir defa muhabbetim oldu. 3-4 sene evvel ben Erdem Dublaj'ı Erdem zannettim. Çünkü Erdem'in dublaj yaptığını biliyorum. Lan Erdem sen misin yazdım Instagram'dan. O da işte ne biçim konuşuyorsun falan filan deyince ben zaten Erdem olmadığını aldım. Çünkü ben Erdem'e Lan Erdem sen misin dediğim zaman Erdem'in reaksiyonu yıllardır o canım kardeşim benim yapabileceğim bir şey var mı? O seni çok özledim. O filandır yani. Hani ne biçim konuşuyorsun diyen bir insan Erdem olamaz. Tamam Bana öyle bir şey denmez yani. Patrick83 nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim canım benim. Sizler de iyisiniz inşallah. Şey. Kayıktaki eşek Erdem Dublaj Erdem abinin kalın mı? Hayır değil. Er Erdem Dublaj başka birisi Erdem abin yani senin Erdem abin benim Erdem Celal'im başka birisi. Öyleyse niye bunu yeni öğreniyoruz niye söylemiyor? Çünkü değil. Söylemiyor çünkü öyle bir şey yok. Patrick Editor bu fotoğrafta ne yaşadınız? Şu karların içindeki fotoğrafından bahsediyor. O fotoğrafta aşkı, aksiyonu, hayatı yaşadım. Evet, ey yorlaman bu kadar. Arkadaşlar The Secret belgeselini izleyin. Sevgiler, saygılar.